isterseniz tacizden açalım. Evet. Bahsetmek şimdi tacizin pek çok boyutu var. Sözel taciz olabilir, fiziksel taciz olabilir. Aslında tacizin hem iş yerinde olabilir, hem dışarıda sokakta olabilir, hem evde olabilir, pek çok yerde olabilir. Kişinin hem ruhsal hem bedensel bütünlüğüne bir saldırıdır. Kişinin kendi sınırlarının, kendi alanına girilmesidir, kendi rızası dışında. Bu nedenle aklınıza gelecek her şeyi taciz kapsamına alınabilir. Rızası dışında olmuşsa size bir bakışta bir taciz olabilir. Oturup birisi sizi işte dakikalarca bu şekilde süzerse bu da bir tacizdir. İlla ki size bir şey yapması gerekmez. Bir terörize etmesi sizi, bir tehdit algısı oluşturması, rahatsız olmanız, bir şeylerden endişelenmeniz de aslında tacize uğradığınızı gösterir. Şimdi geçen hafta kadına şiddeti konuşmuştuk. Aslında evet. Şiddetin söz ettiğimiz şey aile içinde daha çok olduğunu, işte bunun çok küçük yaşlarda başladığını, şiddetin de şiddeti doğurduğunu konuşmuştuk. Bir başka boyutu da tabii ki cinsel istismar. Bu cinsel istismar her yaştaki kadın ve erkeğe olabileceği gibi daha çok çocuklara, yaşlılara ve engellilere olan kısmı ile ilgili bugün aslında biraz da bahsedelim istiyorum. Bugün Dünya Çocuk İşçiliğini Önleme Günü aynı zamanda. Ne yazıktır ki çocuk işçiliği önlenemiyor ve bunu önlemekle ilgili bir gün oluşturuluyor. Yani bu çok aslında utanç verici bir şey bir bakıma da. Evet, mücadele edilmeli ama zaten böyle bir şey olmamalı. Çocuk işçiler çalıştırılmamalı. Böyle bir sömürü olmamalı aslına bakarsanız. O yüzden biraz da çocuğa yönelik istismardan bahsedelim istiyorum. İstismarın pek çok boyutu var. Şimdi illaki sokakta dolaşan hırpani, işte evsiz ya da ne bileyim işte psikopat tanımlanan, tabir edilen ya da uyuşturucu kullanan kişiler ya da sapık diye tabir edilen kişiler mi taciz uygularlar? Dünya çapında yapılan araştırmalarda aslında özellikle istismarın daha çok aile içinden bireylerden olduğu da gösterilmiş. Bu çok üzüntü verici çünkü çocuğun en temel güven duyacağı, kendini en rahat hissedeceği ortam olan kendi yuvasında böyle bir şeye maruz kalması çok içler acısı. Ben biraz bunu önlemekle ilgili neler yapılabilir onu konuşmak istiyorum. Çünkü, neden kaynaklı? Bunun zemininin eksikliği yani hani tuğlanın eksikliği nereden desek daha doğru olur. Şimdi aslında bizim ülkemizde daha mı çok, işte İslami ülkelerde daha mı çok, geri kalmış ülkelerde daha mı çok, doğu kültüründe mi daha mı çok diye bakıldığında aslında dünyanın her tarafında yaygın olduğu gösterilmiş. Çocuğa yönelik tacizin, cinsel istismarın ve ihmalin. Tabii ki genç yaşta evlendirilmeler daha çok olan ülkelerde biraz daha sık görülebilir. Çünkü 18 yaş altındaki her birey çocuktur. Yani erişkin istese de kendisini, kendi rızasıyla evlenmek istese de 18 yaş altındaki herkes çocuk kabul edilmelidir. Ve çocuk evlilikleri de aslında bir cinsel istismardır, rızası olsa bile. Çünkü daha akli melekeleri, işte gerçeği değerlendirme yetisi tam oturmuş değildir. Nedenlerine bakacak olursak işte geleneksel yöntemlerden mi kaynaklanıyor, törelerden mi kaynaklanıyor, aile yapısından mı kaynaklanıyor, pek çok faktör etkili. Şimdi demek ki Batı toplumlarında da sıksa, Doğu toplumlarında da sıksa neden bunun niye olduğuna her toplum kendi özelinde bakmalı ve bu sayıda tabii ki çok sayıda araştırma yapılmalı. Hı-hı. Aklıma gelen birkaç şeyi hemen bizim ülkemize göre sıralamak istersek, şimdi çocukların çok daha doğdukları andan itibaren beden bütünlüğüne bir saygı gösterilmesi gerekiyor ki çocuk kendisi nerede başlıyor, nerede bitiyor onu anlayabilsin. Peki bunu nasıl yapmalıyız? Bunu nasıl yapmalıyız? Bezini değiştiriyorsunuz, altını açıyorsunuz. Her yerde açılabiliyor anneler. Mesela her yerde açılmamalı bana göre. Küçük çocuğun üstü her yerde değiştirilmemeli. Yani biri havlu tutmalı, bir örtü tutmalı, bir tülbent tutmalı, diğeri değiştirmeli. Bizde ama çocuktur ne olacak denir. Her yerde üstü soyulur, altı soyulur, çıkar. Özellikle erkek çocuklarda. Ya da işte tuvaletini bir yere yaptırırsınız. Ya da bezini açmak bile, yani çocuğun daha küçücükken, bebekken. Bir sahilde bile bırakılıyor bazen bezi çıkartıp evet, çocuklar. Evet, ben bunların tamamının yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuk çok küçük aylardan itibaren mahrem bölgelerinin kendisine özel olduğunu, öyle her gelenin açıp bakamayacağını, her ortamda açılamayacağını bilmesi gerekiyor. Böyle büyümesi gerekiyor. Ailenin de bunu bilmesi gerekiyor. Akrabalar karşı çıkabilir, işte çocuktur ne olacak denir, biz de sizi şöyle büyüttük denilebilir. Bu işin geleneksel tarafı. Evet. Anne babalar buna ısrarla karşı koymalılar bana göre. Ve
Ayrıca çocuk daha büyümeye başladığı ailelerden itibaren odası ayrıysa örneğin odasının kapısının tıklatılarak girilmesi, izin istenerek ben geliyorum denilip girilmesi, banyodayken fotoğraflarının, videolarının çekiliyorsa ben hani paylaşılmasını da çok doğru bulmuyorum. Çünkü çocuk pornosu çok inanılmaz yaygın. İşte sizin çok masumane bir şekilde koyduğunuz bir fotoğrafı ya da görseli bir başkası cinsel amaçlı, tatmin amaçlı olarak kullanabilir, yayabilir, paylaşabilir. Çocuğun mahrem alanının mahrem kalması gerekiyor. İşte bir anneannesi yıkıyor, bir dedesi yıkıyor, bir babası yıkıyor. Yani bu tür şeylerin çok olmaması, yani en azından babası yıkayacaksa yıkaması gerekebilir. Çok bebek çağlarda belki yapılabilir ama biraz daha büyümeye başladığında o 3 yaş, 2-3 yaş ve sonrasında cinsel roller, kimlik biraz daha algılanmaya başladı. O dönemde belki bikiniyle iken olması gerekiyor. Çocuktur işte nasıl olsa kız çocukların memeleri yok nasıl olsa. Bikini üstü olmadan giysin. Hayır bilsin. Yani o bir bikini üstü giyebilir, bir mayo giyebilir. Çok doğru. Yani kendi bedeninin, cinsel kimliğinin hatlarını öğrenmeye başlaması gerekiyor. Ve evet ensest çok ciddi bir yara. Ensest ne? Kişinin kendi akrabalarından birisinin küçük yaşlarda veya daha büyük yaşlarda da olabilir cinsel ilişkiye girmesi ya da cinsel temasta bulunması, illaki ilişkiye girmesi gerekmiyor. Bu çok yaygın. Yani kendi babasından hamile kalan kızlar mı istersiniz, halası tarafından sürekli taciz edilen erkek çocuklar mı istersiniz, bunun ne yaşı var, ne konumu var. Yani sosyokültürel olarak daha alt seviyelerde daha sık görülmesine karşın her düzeyden insanın başına gelebiliyor. Ve bu öyle bir kanayan bir yara ki şimdi çok küçük yaşlarda en güvendiğiniz kişi tarafından ne olduğunu anlayamadığınız bir yakınlık oluyor. Özellikle de 5-6 yaş civarı ödipal dönem dediğimiz bu cinsel uyanışın olduğu dönemde kız çocukları erkeklere, erkek çocukları da kadınlara daha yatkın olabiliyorlar. Biraz baştan çıkarıcı olabiliyorlar, daha flörtöz olabiliyorlar. Tam da böyle bir dönemdeyken aileden bir kişi bunlara cinsel amaçlı olarak yaklaştığında çocuk tamamen bir karmaşa yaşıyor. Tabii ki. Şimdi bu tür kişiler yani pedofili dediğimiz çocuktan cinsel haz duyan ve çocuklarla cinsel ilişkiye girme şeklinde bir zafiyeti olan kişiler bu bir rahatsızlık tabii ki. %1 ile %4 arasında olduğu söyleniyor. Oldukça yaygın ve bu kişilerin genelde eğitimli oldukları, genelde belli bir pozisyonun olduğu, dışarıdan baktığın zaman hiç anlaşılmadığı, kondurulamadığı bu kişilerin genellikle işte çocuklarla yakın olacağı işleri seçtiği, yani doktor olabilir, öğretmen olabilir, bir başka meslek grubundan olabilir, hiç aklınıza gelmeyecek birisi olabilir. Şimdi ve bunun da böyle anlık bir dürtüsel taciz gibi değil de önce çocuklarla çok yakın ilişki kurdukları, çocukların dilinden çok iyi anladıkları, onunla çok yakın ve sıcak bir ilişkiyi kurup oturttuktan sonra bir süre sonra taciz etmeye başladıkları gösterilmiş. Şimdi böyle olunca çocuk ne yapıyor? İlk önce bir sıcaklık, yakınlık duyduğu bir ebeveyn figürü ya da aileden birisi, bu kuzeni olabilir, kendinden yaşça büyük ya da bir dayısı, amcası, babası, dedesi olabilir ya da kadın cinsiyetinden de olabilir. Akıl almıyor şu an konuşurken, evet, aslında. Evet ama yaygın. Ama yaygın. Neden bilinmiyor? Çünkü örtülüyor üstü. Şimdi çocuk bunu bir kere çocuk anlamlandıramıyor olan şeyi. Tabii ki. Çünkü çok yakın bir şey. Sonra cinsellik zaten bilmediği bir şey. Yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anlıyor fark ama. Fark ediyor ama bunu anlamlandıramıyor ve kime şikayet edeceksiniz? Kime söyleyeceksiniz bunu? Annenize söylediğinizde buna inanmayabilir. Zaten en çok bunun örtülü kalmasının nedenlerinden bir tanesi söylendiği zaman kimsenin inanmaması. Küçüktür, rüya görmüş olabilir misin? Sana öyle gelmiş olabilir mi? Uyduruyor bu gibi şeyler olabiliyor. O yüzden çocuklarınız bir şey söylediğinde yalan da olsa, inanmasanız da, saçma da olsa onun söylediğine itibar etmelisiniz. Başka her konuda. Evet doğru, öyle olabilir. Öyle mi diyorsun? Sen söylüyorsan inandırıcı buluyorum bunu. Gel bakalım bununla ilgili ne yapabiliriz diye. Başka konularda da çocuğa bu güveni telkin ederseniz o da size ben anneme babama başıma şu geldiğinde söylediğimde bana inanır demesi gerekiyor çocuğunda. Çünkü taciz uygulayan kişi, ensesti uygulayan kişi çocuğa genelde şöyle diyebiliyor. Sen de istedin zaten. Sana kim inanır ki? Çünkü çocuk da istemiş olabilir. Neden? Çünkü tam cinsel uyanış dönemi, bilmiyor ki, çok küçük. Ve o yakınlığı arzuladı. Aslında cinsel teması arzulamadı ki. Veya cinsel teması arzulamış da olabilir. Fizyolojik olarak uyarılma oluyor çocuklarda, istem dışı olarak. Bu kez ne geliyor arkasından? Suçluluk. Tehditler başlıyor. İşte annene söylerim, işte
Veya beni alır götürürler, polis götürür, annen kocasız kalır. Mesela size kim bakar? Oh. Arkasından tehditler başlıyor, şantajlar başlıyor. Ya da işte seni öldürürüm, keserim. İşte görüntülerin elimde, bunları yayınlarım. İşte o istedi derim, beni o baştan çıkar derim gibi. Yani kabus ötesi bir durum. Sonrasında bu çocuk kime neyi nasıl anlatsın? Kız çocuğunun travmasını düşünemiyorum. Evet. Allah ve böyle de çok yaygın bu. O yüzden aile içinde olabileceğini de hep akılda tutmak gerekiyor. Yani evet, keşke olmasa. Erkek çocuklarını evde bırakmamak lazım. Evet. Yani şimdi şöyle bırakmamak lazım. Şimdi bir de bizim ülkemiz gerçeklerinden konuşalım. Hani ben gözlemlerimden hani diğer şeyleri bilmiyorum, bilimsel kaynakların, ama işte yapmaz canım, olmaz canım. Oğlum bunlar kardeş. Şimdi zaten amcaoğluyla, dayıoğluyla, hala kızıyla evlendirilen bir ülkeyiz biz. Akraba evlilikleri yaygın. Şimdi akraba evliliğinin meşru olduğu, normal olduğu bir yerde çocuk neyi görüyor? Kendi annesi örneğin babasının bir amca çocukları mesela, anne babası. Demek ki kendi kuzeniyle de ilişkiye girebilir. Öyle görüyor. Şimdi 15 yaşındaki bir ergenin tam ergenlik döneminde yine bir cinsel uyanış söz konusu. 5 yaşındaki bir kuzenini, halasının kızını, oğlunu taciz etmesi. 5'te ve 15'te biraz tedbirli olmak, yani her zaman tedbirli olmak lazım ama 5 yaşında, o yaşlarda daha yaşında uyanık yani olmak gerekiyor. Şimdi iki ergenin, iki gencin cinsel oyunları aslında fizyolojik kabul ediyor. Yani karşı cinsi tanımak adına yapılan bir şeyler. Tabii ki tasvip edilemez. Şöyle, çünkü daha aklı ermeyen, öyle söyleyeyim, neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmeyen, 18 yaş altı herkes çocuk olduğuna göre tabii ki 18 yaş altı cinsellik onaylanmaz. Yani iki ergen arasında. Ama bu bir suç değildir. Yani 13 yaşındaki bir kızla 14 yaşındaki bir erkek bir öpüşmüşse, temas etmişse bir şekilde, uygunsuz olmakla birlikte bu bir suç değil, bu bir taciz değil. Ama 15 yaşındaki bir çocuk 6 yaşındaki bir çocuğa bir cinsel temasta bulunmuşsa, bir cinsel organını göstermiş olabilir, dokunmasını istemiş olabilir, bu cinsel oyunlar oynanmışsa bu taciz kapsamına giriyor o zaman. Bu istismar kapsamına giriyor. Şimdi ya da işte daha büyük, 18 yaş üstü birisi bunu zaten yapıyorsa bu zaten suç. Ama hani çocuk da olsa uygulayan, aradaki yaş farkı 5 ise ve çocuk 15 yaşından büyükse yine bu taciz kapsamında, istismar kapsamında oluyor. Şimdi bunları çok iyi, yeni bir yasa tasarısı var. Şimdi bu tabii nereden çıktı? Son zamanlarda bu çocuk cinayetlerinin, tacizlerinin evet, işte çok yayınlanmasıyla, bilinir, görünür hale gelmesiyle. Bağırsın çocuk diye. Yani evet, bağırmayı bile biliyor mu bakalım yani evet, o anda? Evet. Çünkü zaten çocuk felç oluyor. Yani bağırsa ne olacağını, arkasından ne geleceğini bilmiyor ki. Yardım alabileceğini bilirse bir insan bağırır. Ama siz bir şeyi söylediğinizde size inanmıyorlarsa neyin çığlığını atacaksınız? Değil mi? Doğru. Şimdi bu yeni işte cezalar ağırlaştırılsın, idam gelsin vesaire şeylerinden sonra, gürültülerinden sonra şimdi torba yasa hazırlanıyor ve bu uzmanlara danışılmadan aslında hazırlanan, böyle ben yaptım oldu şeklinde bir yasa olduğunu düşünüyor pek çok bu alanda çalışan kişi. Çünkü şöyle bir şey, cezalar artırılıyor ve aynı zamanda 18 yaş altı bütün cinsel ilişkilerde suç ilan edildi. Şimdi zaten ergenlik döneminde yaşıtlarıyla olan temaslar evet uygunsuz olabilir, doğru olmayabilir, bu başka bir şey ama suç başka bir şey. Yani büyüğün küçüğüyle yaptığını suç ilan etmek ya da bunun tedbirlerini almak yerine akran ilişkilerini de cezalandırmak şeklinde bir yasa tasarısı hazırlanıyor. Bu kabul edilemez bir şey. Bu kabul edilemez. Yani burada hani bir şeyi önlemek adına bir şey yapmak değil, cezaları daha da artırarak, yaygınlaştırarak suçu da daha artırmış oluyorsunuz. Çünkü bir şey yasaklandıkça onun cazibesi artar. Şimdi suç olmayan bir şeyi suç ilan ederseniz burada neyin tedbirini alacaksınız? Şimdi ya da işte çocuk istismarıyla yargılanan biri dışarı çıkıyorsa eğer elini kolunu sallayarak, şimdi siz onun bir cezai yaptırımını önce uygulayın, onun tedbirini alın, sonra akran ilişkilerine gitmek lazım. Bu biraz siyasi ve politik bir duruş gibi duruyor. Aslında evet, uzmanların bu konuda görüşlerinin alınarak hazırlanması gerekiyor bu tür yasa tasarılarının. Şimdi gelelim işte çocukları yalnız mı bırakmalıyız? Evet işte kuzenler evde oynuyorlar canım, arka odada çocuklar eğleniyor ya da işte abisi bakıyor ona,
Hayır. Çay kahve sohbetini bir yere bırakmak. Yani bir 10 dakikada bir ilk kolaçan etmek. Tabii ki sen ne yapıyorsun orada gibi girip çıkıp durmak değil. Hayır, rahatsız etmeden. Yani hani bir oralarda olduğunu hissettirmek. Çocuğun bir sahibi olduğunu hissettirmek. Aa, bunun annesi buralarda dolaşıyor. Ben tedbir alayım. Çünkü işte diyelim ki bunlar kuzen ve dürtülerini kontrol edemiyor zaten. Yani o da ergenlik döneminde, uyanış döneminde bilmiyor zaten bunun suç mu, ne olduğunu. Hani bir cinsel oyun olarak bakıyor ona o sırada. Şimdi onun da en azından kendini kısıtlayabilmesi için, sınırlayabilmesi için çocuğun bir korumasının olması gerekiyor etrafta. Çocuk kendisini koruyamaz çünkü. Korumasını öğretmeliyiz, adımlarını atmalıyız. Evet, çok küçük yaştan başlamalıyız ama ben onu öğrettim, o da kendisini korur. Yok böyle bir şey. Ben çocuğumu site çok güvenli dışarıya gönderdim, 5 saat oynuyor. Yok öyle bir şey. Yani birçok insan bu eğer çocuk tacizcileri, pedofiller gözlemliyorlar. Ne yapıyor? Çocuk nelerden hoşlanır? Nasıl oynar? İşte ona hediyeler almak olabilir, adını bir yerden öğrenip ona seslenmek olabilir. Aa, ben senin annenin arkadaşıyım, babanı da tanıyorum, ben de sizin komşunuzum. Pek çok yöntem olabilir. Onun sahipsiz olduğunu hissettirmemek gerekiyor çocuğun. Evde de tanımadığınız kişilerle ya da başka bir yerde bırakmamak gerekiyor. Evet, yani bu tabii iki uç. Paranoid mi olacağız? Çocuğu kimseye göndermeyecek miyiz? Yani sadece kız çocuklarını mı korumalıyız? Erkek çocukları buna maruz kalmıyor mu? Kalıyor. Yani onun için biz tedbirimizi mutlaka almalıyız. Hem çocuğa öğretmeliyiz hem kendimiz almalıyız. Babasıdır yapmaz. Hayır efendim, babası da yapabilir. Çocuğa sen öğretmelisin ki odasının kapısı çalınarak girilmeli. Sadece annesi giydirip soyabilir. Ya da annesi olmadığı zaman babası bunu yapabilir ama oyalanamaz. Hemen giydirmeli. Cinsel organına bakamaz. Cinsel organına oynayamaz. Cinsel bölgelerini elleyemez. Cinsel bölgelerini öpemez. Yani bunları çocuğa küçükten itibaren anlatmanız gerekiyor ki anlayabileceği dilden. Çocuk da bu yapıldığı zaman, aa bir dakika sen bunu bana yapamazsın. Ya da bunu yaptığı zaman bana söylemelisin. Anne ile kız arasında sır olmaz. İşte anne ile oğul arasında sır olmaz. Mutlaka her şeyi annene söylemelisin. Ben her şeyi anlayışla karşılarım. Mesajını hep vermeli ki tacizi uygulayan kişi... Sakın yapma, kızarım, yaparsın o çocuk zaten sana hayatta söylemez. Söylemez. Ya da tacizi uygulayan kişi bunu annene söylediğinde sana inanmaz. Öğretmenine söylediğinde sana inanmaz. Ya da işte seni cezalandırır dediği zaman çocuk şunu diyebilir. Hayır, benim annem beni cezalandırmaz. Annem bana her zaman güvenir diyebilmeli çocuk. Ya da anne rolünde kim varsa, anneannesi bakıyor olabilir, çocuğun annesi olmayabilir, babası aynı şeyi yapabilir. Yani burada mutlaka kontrol yapılması gerekiyor. Çok kontrol çok önemli. Çok gerçekten. Önemli. Okullarda keza aynı şekilde. Kız çocuklarının tuvaleti ayrı olmalı. Erkek çocukların tuvaleti ayrı olmalı. Aman ne olacak canım, oğlunun yanında yapıversin. Ya da mesela sınıflarda üst değiştirmek. Ne olacak canım, erkek çocuk atleti terledi değiştiriyoruz. Hayır efendim. Yani bir paravan mı koyarsınız? Ayrı giyinme soyunma odası yoksa bir paravancık konulur. Ne olacak? Çok basit bir şey yani. Tabii. Çocuklar onun arkasında giyilir soyulur. Birbirinin mahrem olduğunu, görülemeyeceğini, mesela işte yazın bizim ülkemizde erkekler atlet giyebilirler veya üstsüz dolaşabilirler sitelerde. Bunu söylemek gerekiyor çocuğa. Evet, kız çocuklarımız. Erkekler üstsüz gezebilir ama işte deniz kenarında. Ama işte havuz kenarında. Evde de mümkün mertebe çocukları kışkırtıcı davranmamak gerekiyor. Özellikle işte bu hem küçük yaşlardaki çocukları 5-6, 3-5-6 hem ergenlik çağındaki çocuklara işte kıyafetlerimize özen göstermeliyiz. Hem anne hem baba olarak işte çok açık saçık giyinmek, baştan çıkarmak, çıkartıcı kıyafetler giymek uygun olmuyor. Yazın sıcaklarında şort ya da böyle atlet tarzı şeyler? Şort atlet tabii ki giyilebilir ama benim demeye çalıştığım, ne bileyim, anne giyiyorsa yani usturuplu oturmalı. Hani iç çamaşırı görünmemeli. Baba anne mümkünse bir atlet giysin çok evde. Çok mantıklı hocam. Küçücük yaşta cinsel eğitimi vermek lazım. Hı-hı. Babanın yanında bile altını değiştirmemek lazım. Hı-hı. Değil mi? Hı-hı. Mümkünse. Yani tabii ki ideal koşulları sağlamak her zaman mümkün değil. Tabii ki. Anneye yardım amaçlı bazen baba da değiştirebilir, yapabilir ama bu çabukça alt temizlemek amacıyla yapıldığı hissettirilmeli çocuğa. Yani bak kızım, bak oğlum, şimdi baba altını temizliyor. Baba konuşur. Baba altını temizliyor. Hop sildim, tamam, şimdi kapattım, şimdi rahatladım, benim görevim bitti gibi. Yani orada oyalanamaz baba, oynayamaz, bakamaz, inceleyemez. Annem de bunu söylemez. Biraz daha büyümeye başlayınca 2 yaşından sonra çocuk anlayabilir bedenini. Bak burası senin özel bölgen.
İşte bir takım isimler verilebilir artık yöresel, geleneksel evet, şeyleri evet, neyse işte. Söylenebilir. Burası senin özel bölgen. Buranı sadece ben tuvalet temizliğine yardım ettiğim zaman ya da bir yara olduğunda ya da bir doktora muayeneye gittiğimizde açıp bakabiliriz. Onun dışında kimse senin ben dahil bu bölgeni açıp bakamaz merak ettiği için. O zaman buna karşı koyman gerekir gibi küçük küçük anlayabileceği kadar cümlelerle bu mesajları vermeye başlamak gerekiyor. Çocuğa bu mesajı verdiğinizde genel toplumda da bu yayılır. Nasıl yayılır? Anneannesi geldi üstünü soyu verecek diyelim ki değiştiriverecek şurada da. Hayır benim üstüm orada değiştiremezsin. Görünür. Deyip mesela kız kendi odasına gitmek isteyebilir. Yani o zaman annen de mecburen orada değiştirmek zorunda kalır. Evet babalar yardım etmeli. Anne diyelim ki nöbetçi bir yerde çalışıyor evde değil. Baba bakımını üstleniyor. Tamam kızın altını silecek baba tuvaletini yaptıktan sonra. Elbette ki ama bunu yaparken bakmayıp. Yani ben şimdi sildim. Aa tamam hadi sen de kurula kilodunu topla bakalım ben arkamı dönüyorum. Yani o bir kısa işlem. O sırada sadece yardım etti. Çocuk yapabilir olunca çocuk kendisi yapacak. Ama. Evet. Yani bunu yapması gerekiyor. Ya da ben bakmıyorum. Hadi ben verdim kilodunu sana kilodunu da sen giy. Giyebiliyorsa yapabilmeye başladığı zaman zaten cinsel kimlik bilinci de işlemeye başlıyor. Tabii ki bir bebeğin çok anlayabileceğini anneyi babayı çok ayırt edemeyebilir. Orada yani tabii ki artık önlenebilir şey var önlenemeyen şey var. 17 aylık bebeğe tecavüzde bulunanlar var. 17 aylık bebekten bahsediyorum. Üstünde sigara söndüren var, ütü basan var yani. Şizofrenlik bir durum. Hayır hiç şizofrenlikle falan ilgisi yok. Tabii ki şizofrenlerde böyle şeyler görülebiliyor. Geçen kadına şiddetle ilgili de söylemişim. Hiç ilgisi yok. Bu bir sapkınlık. Bu bir suç. Bunun sorumluluğunda bu bir ruhsal hastalık değil. Yani evet aynı zamanda ruhsal hastalığı olan kişilerde böyle şeyler olabilir. Ama onların daha farklı oluyor. Yani birine işkence etmek gibi olmuyor. Ne bileyim şizofreni de paranoiktir, korkuyordur kendisine zarar verileceğinden, ona bir şey yapılacağından. Ona da kalkıp size bir zarar verebilir. Ama bu sistemli, programlı, işkence, cinsel az, uğraşmak, sigara söndür, ütü bak. Bu şekilde çok olmaz onlarda. Yani bu bir sapkınlık ve bu sapkınlıkta bu tür şeyler oluyor. Daha yani çok. Genle alakalı bir durum söz konusu. Yani genle de değil. Şimdi genle ilişkili şeyler olabilir. Tabii ki yargılaması bozuktur. İşte ne bileyim beyinde bir takım gelişimsel anomaliler olabilir. Yetiştirilişle ilgili olabilir ama hani biz en uç örneklerden yola çıkmak yerine aslında neyin niye olduğunu çok bilemesek bile neyi nasıl önleyeceğimizi bilmemiz. Ya mesela hırsızlık. Niye insanlar hırsızdır? Mesela niye sapkındır? Niye gaspçılar var? Hani onun niye olduğunu araştırmak tamam önemli ama gaspa karşı kendimiz önlemlerimizi nasıl alacağımızı konuşmak biraz daha pratik anlamda daha önemli. Ve bunun bir işte ülke politikası olması gerekiyor. İşte çocuk gelinlerin önlenmesi. Yani 18 yaş altı çocukların rızası olsa bile evlendirilmemiş. Adam geliyor kızı kaçırıyor rızası dışında. İlişkiye giriyor. Hamile bırakıyor. Ve evlenirse cezası hafifletiyor hapisten çıkıyor. Şimdi ne güzel. Bir kızı istedin, kız seninle evlenmek istemiyor. Git kızı kaçır, sonra da tecavüz et, sonra da hamile bırak, hapse gir. Kız mecburen seninle evlenmek zorunda kalsın. Niye? Çünkü başka biriyle belki evlenemeyecek. O kızın psikolojisini gene düşünemiyor. Ve tecavüzcüsüyle evlendiriyorsunuz siz onu. Ne güzel. Ya da kalkıp o tecavüzden doğan çocuğu doğurmak istemiyor kız. Belki küretaj olmak istiyor. Değil mi? Öyle bir şekilde çocuk doğurmak istemeyebilir mi insan? Tabii ki. Sen onun küretajını yasaklıyorsun ya da doğurmaya mecbur ediyorsun. Sonra da hadi bakalım bunlar niye taciz yapıyorlar? Çünkü hani bir şeyin taciz olduğunu bilmesi gerekiyor. Bir şeyin suç olduğunu bilmesi gerekiyor ki bir insan yapmasın. Hepimizin içinde suça yatkınlık olabilir. Yani ama bir yetiştiriliş, bir kendi yargılarımız, değerlerimiz vardır. Bunu yapmamalıyım. Bir içsel ahlakımız vardır. Bir de dışsal yasalar, işte toplumsal kurallar vardır. Kendi içsel ahlakı yetmiyorsa bir insanın en azından bir yasadan ya da yaptırımdan, toplumsal bir şeyden korkmalı. Şimdi kızı kaçırırım ben nasıl olsa istediğim kızı böyle elde ederim diye meşru bir yol varsa, bir insan içsel ahlakı da yoksa, dışarıdan da bu meşruysa niye yapmasın? Tabii ki yapar. Ya da işte amcasının kızı, dayısının kızı, kız istemiyor ama evlendiriliyor. Töre öyle, gelenek öyle. Yani şimdi sen ona nasıl kendi bedenini korumalısın efendim işte akrabalarla ilişki ensesttir diye anlatabilirsin ki o kızı anlatsan ne olur? Ya da o erkeği anlatsan ne olur? Ben çok böyle hasta biliyorum. Yani yıllarca çok ağır depresyonlar yaşayan niye 14 yaşında evlendirilmiş, 15 yaşında hamile kalmış, kocası sürekli dövmüş, üstüne kuma getirilmiş vesaire vesaire. Yani şimdi neresinden tutacaksınız? Hani hangi ilaç iyileştirebilir? Hangi terapi? Tabii ki terapiler yaralarına merhem oluyor da insanların.
yıllarını kaybetmişler, hayallerini kaybetmişler, umutlarını kaybetmişler ya da işte boşanmak istiyor diyelim ki. İşte kefeninle gelirsin eve, gelinliğine çıktın. Nasıl dönsün gelsin ki? Nasıl sağlıklı nesil yetiştirsin? Yani o kadar çok boyutu var ki. Ama işte dediğim gibi biz hani her şey bir sıfır noktasından şimdi başlasak, işte bundan sonraki nesilleri nasıl koruyabiliriz diye baksak, işte bu çocuk gelinleri önlemek olabilir. Evde temel eğitimi vermek olabilir. Babalara, annelere bu eğitimi vermek, öğretmenlere bu eğitimi vermek. İşte filanca kızlar tuvaletine okulun hademesi giriyor. Hayır efendim, girmemesi gerektiğini bilmesi gerekiyor okulun hademesi. Dersteyken çocuklar temizlenir orası. Yine de bir nöbetçi öğretmen bulunur katta. Kız çocuğu ya da erkek çocuğu tuvalete girecekse hademe dışarı çıkar. Yani çocuğun oranın kendisinin sadece bulunması gereken bir alan olduğunu bilmesi gerekiyor ki sıra dışı bir şey olduğunda uyansın çocuk. Aa, burada bir sıra dışılık var. Baban da olsa bana uygunsuz bir şekilde dokunuyor dediğinde çocuğun uyanması gerekiyor. Ha, bir de şeyler anlatılabilir. Bilinçlenmeye başladıkça işte 4 yaş, 5 yaş, 6 yaş. Bence çocuğun hani hazır olduğunu anneler babalar anlar. Mutlaka anlar. Şey anlatılabilir. Bir masum öpme vardır. Bak biz seninle yanaktan karşılaştığımızda öpüştük ya, bilmem ne teyzenle. Bu masum öpüşmedir. Bir de işte karı kocaların öpüşmesi vardır gibi. İşte bir sana böyle sarılarak dokunmam vardır. Bir de böyle okşayarak dokunmak vardır. Özel bölgeler özel bölgelerdir. Buraları öyle dokunamaz herkes. Öyle okşayamaz. Yine benim çok önemsediğim bir şey bizim ülkemizde olur. Poposunu ısırarak sevmek, çocukların poposuna vurmak, işte dalga geçmek, şey yapmak ya da işte kız çocukları giyinirler, işte iş çamaşırları görünebilir mesela. İşte bunun üzerine yorum yapmak, konuşmak. Şimdi benim de küçük kız çocuğum var ya, dikkat ediyorum da yani normalde hemen normalde kilodunu da giydirmek lazım değil mi? O bezin görünmemesi lazım. Bez görünmesin, kilot giydirilsin. Eğer açık bir şey giyiyorsa boxer tarzında, şort tarzında kilotlar giyebilir çocuklara. Yani normalde normal kilot giydirirsiniz. Bir etek giydirdiğinizde boxer tarzında bir kilot giydirmeniz gerekiyor. Yani ne kadar bir dokun. Ama önemli bence. Yani en önemli şey oradan başlıyor. Ya yani, ama zeminindeki tedbirini almazsan ilerleyen yaşlarda görünen o ki. Çünkü çocuk neye hayır diyeceğini nereden bilsin? Yani sen herkes poposunu elleyebiliyorsa, çocuğun poposu kamu malı gibiyse, değil mi? Gelip birisi de dokunduğu zaman bir dakika sen ne yapıyorsun demesi gerektiğini nereden bilsin çocuk? Nasıl sesini çıkarsın? İşte çığlık at. Ha, çığlık tecavüz noktasına gelindiğinde ya da biri sana dokunduğunda çığlık küçükken at. Tamam hani ya. Aman bir şey olmaz dediğin olay yetişkinlikte de böyle oluyor işte. Evet. Bir diğer şey de işte hadi bakalım pipini göster amcalara işte şeyi vardır. Bizim ülkemizde yine var, çok gelenekseldir. Var. Ben çok rahat konuşuyorum. Bunlar rahat konuşulması gereken konular çünkü. Evlerde rahatsa burada da rahat konuşulmalı. Yani hadi bakalım aç göster amca, böyle bir şey olamaz. Yani erkek çocuğunun da mahremiyeti olmalı. Öyle açıp da beğenenler gezemez. Gezmemesi gerekiyor. O zaman kız çocuğuna bir şeyin mahrem olduğunu nasıl anlatacaksınız? Erkeğine mesajı veriliyor. Sen cinselliğini ulu orta sergileyebilirsin. Bu senin kamuya mal olmuş bir alan. İşte o zaman erkek de sınırlarını bilemez ki bir başkasına yaklaşacağında. Yani tacizin genelde egemen güç erkek olduğu için ya da erkekler daha çok hani taciz uyguladığı için bu yaygınlığı tartışılmaz yani erkeğin uygulayıcı olduğu. Yani o zaman bunun da erkek çocuklara bu mesajın verilmesi gerekiyor. Yine hemen aklıma geri veren bir şey. Eskiden daha yaygındı. Şimdi işte bu bilinçlenmeyle birlikte her çocuğun bir odası mümkünse olmaya çalışıyor. Ya da kız çocuklar bir odada, kardeşlerden bahsediyorum işte. Erkek çocuk başka bir odada şeklinde. Belli bir yaştan sonra bence odaları ayrılmalı. Kaç yaşından itibaren? Yani işte bu cinsel uyanış ne zaman başlıyor? 4-5 yaşında başlıyor, 5-6 yaşlarında. Diyelim ki bir oğlunuz var işte 10 yaşında, 11 yaşında. Bir de kızınız var 4 yaşında. Hani mümkünse ikisinin odasını ayırmakta fayda var. Diyelim ayıramadınız. O zaman ne yapmak gerekiyor? Erkek duştan çıktı, bornozla çıkmayacak. Duşta soyunup giyinip öyle çıkacak. Veya odaya girdiğinde o odaya kız çocuğu girmeyecek. Abin soyunuyor şimdi, abin giyiniyor ondan sonra. Kız çocuğunu abisinin yanında açıp giydirmeyeceksin, soymayacaksın, altını değiştirmeyeceksin. Yani kışkırtıcı da olabiliyor. Asla yapmamak yani çocuklar şimdi kışkırmaya müsait neyin doğru neyin yanlış olduğunu görerek öğreniyorlar. Model olarak öğreniyorlar. Şimdi bir yanılgı şöyle oluyor. Ben kocaman kadın oldum, kocaman adam oldum. Bunları zaten biliyorum, uygulamam. Tamam sen uygulamazsın ama o çocuğun önünde onun altını açıyorsun, onun önünde soyuyorsun, öbürünü öyle yapıyorsun. Çocuk bunun yapılabilir bir şey olduğunu görüyor. Yani bir kaç göç yok orada. O zaman çocuğun, aa kardeşim de olsa onu görmemem gerekiyor. Abim de olsa onu görmemem gerekiyor. Duygusuyla büyümesi gerekiyor ki
abisi ona bir şey yapabilir. Çok yaygın. Abisi bir şey yaptı. Anne, abim bana işte göstermeye çalıştı bir işte özel bölgesini diyebilmeli çocuk. O zaman siz abiyi uyarabilmelisiniz. Önlem almalısınız, temkinli olmalısınız. Yani kardeş de olsa, aa canım yok bunlar böyle şeyler olmaz, bunlar kardeş. Yapmaz. Yapmaz. Aa, sanki düşününce oluyor. Hani sanki siz onun önlemini aldınız diye o çocuk yapacak. Ya da iftira atıyormuşsunuz. Hiç alakası yok. Temel bir şeyin eğitimini vermeye çalışıyorsunuz. Bir başka şey, aynı odada yatılıyor. Kalabalık aileler, anne, baba, çoluk, çocuk, imkansızlıklardan olabilir. Tabii ki. O zaman çocuklar bazen gece uyanabiliyorlar. Ben nereden biliyorum? İşte terapi hastalarımın ya da işte gördüğümüz hastalardan biliyoruz. İşte çocukluk çağında tanık olduklarını, duyduklarını, annelerin ilişkiye girdiğini babalarıyla ya da işte o cinsel oyunlara tanık olduklarını. Ne oluyor? Uyarılıyor çocuklar, cinsel olarak uyarılıyor. Sonra o uyarılmayı nasıl yatıştıracağını da bilemiyor. Nereye koyacağını da bilemiyor. Ondan sonra ne başlıyor? Akranlar arası cinsel oyunlar. Ya da işte kuzenler arası. Akran denk olmasa bile 5 yaşla 15 yaş. İşte o oyunlar o zaman ortaya da çıkabiliyor. Birazcık artabiliyor. O yüzden mümkün mertebe kışkırtıcı şeylerden uzak durmak gerekiyor. Bir diğer şey aklıma gelen. Doyamıyorum şu an size. Çok çocukların dudaktan öpülmesi. Hani böyle bir dönemin modası işte. Kız çocuğu, baba kız dudaktan öpüşüyor. Anne kız veya anne oğul dudaktan öpüşüyor. Hayır efendim. Yani anne oğul, anne kız neyse baba kız dudaktan öpüşmemeli. Yani bir masumane öpüş, bir cinsel öpüşme var, bir normal normal sosyal öpüşme var. Sosyal öpüşmeyle büyütmelisin ki çocuğu kimle nasıl öpüşülür, annesi ona ne yapabilir, babası ona ne yapabilir, kurallarını bilsin ve o kurallarla büyüsün. Ya da işte dediğim gibi evde çok tabii ki ben şeyi hep öneriyorum anne babalara, izlediğim ailelere de söylüyorum mesela. Sarılın, birbirinize dokunun, el ele tutuşun, çocuklarınız görsün, sevgiyi evin içinde görsün, romantizmi evin içinde görsün, sıcaklığı evin içinde görsün. Ama kalkıp çocuğun önünde yani uzun uzun öpüşmeyin yani. Çünkü çocuk o zaman işte uyarılıyor ve uyarılmayla kalıyor, onu yatıştıramaz o. Ya da nereye koyacağını o duyguyu bilemeyebilir. O kadarı fazla. Ve tabii ki yatak odaları kilitli olmalı anne babaların baskınlara ve ani şeylere karşı. Çocuklar bunlara tanık olmamalı. Ay, aynı şekilde televizyonda bir takım görüntülere maruz kalmamaları gerekiyor çocukların. Bir başka programda konuşmuştuk, internet ve Facebook'ta çocuklar çok uzun zaman geçiriyorlar, geçirebiliyorlar. Yanında değilsiniz, çok istenmeyen spam görüntüler gelebiliyor ya da böyle reklamlar girebiliyor. İşte ben şeyleri çok biliyorum. Çocuğa mesaj atıyor, şu oyunu oynayalım, bir oyun sitelerine giriliyor. Sonra hadi kamerayı açsana, hadi bakalım işte üstünü göster, üstünü çıkar. Bu tür şeyler de olabiliyor. Kameraya, webcam'i açtırıp, kamerayı açtırıp çocuklara soyundurmak. Ya da işte bir takım görsellerini elde etmek çocukların. Sonra taciz, tehdit edip, şantaj yapıp daha fazlasını ileriye gitmek, buluşmak, okuluna gitmek, bir takım kimlik bilgilerine erişmek gibi şeyler olabiliyor. Hep temkin, hep temkin. Çocuklara bunu hissettirmeden çok fazla... daha rahat olmayın yani. Her evet. Şeyden evvel değil mi? Bir de çocuğu da çok rahatsız et. O da bir uyarıcı. O da fazla. Yani aman bilmem ne oldu mu, o sana dokundu mu, bir yerini açtı mı, oranı elledi mi? O kadar da değil. Yani bunu kendinizi yatıştırarak ipuçlarını yakalamaya çalışacaksınız. Ha çocuklarda bazen yalancılık olabilir. Bazen iftira atabilir. Yani işte tam da o 5-6 yaş civarı olabilir. Ergenlik dönemindeki çatışmalarda işte anneyi saf dışı etmek için anneye iftira atmak, babayı saf dışı etmek için babaya iftira atmak. Bu tür şeyler olabilir. Olmaz demiyorum. O zaman ne olacak? İşte uzun süreli takip, kontrol, işaretleri aramak. Bir diğer şey çocuklarda mesela işte şiddet. Aynı zamanda yani fiziksel şiddet olabilir. Uyanık olunması gereken bir şey buradan öğretmenlere söylemek gerekiyor. Bir çocuğun vücudunda sürekli morluklarla geliyorsa, özellikle mesela belden aşağı kısmında yanıklar oluyorsa, işte çeşitli mesela bir tanesi mor, bir tanesi yeşil, değişik değişik morluklar, hani düşmekle falan çok açıklanamayacak şeylerse, ısırık izleriyse, bunlar görülüyorsa tabii ki haber verilmesi gerekiyor. Peki kime? Annesi yapıyorsa ne yapacaksınız? Kime haber vereceksiniz? Yani bir sosyal hizmet uzmanlarının olması lazım, bir çocuk izlen merkezinin olması lazım ki aileden şüpheleniyorsanız işte yetkili mercilere haber verebilmeniz gerekiyor. Ya da işte annenin babayla mücadele edebiliyor olması gerekiyor. Ne olursa olsun hani çocuğun beyanına güvenmek ve
doğru kabul etmekte ben sakınca görmüyorum önlem olarak. Ama çocuk öyle dedi, hadi gittim ben de babasını suçlayacağım değil. Delillerini toplamak, işaretlerini toplamak, gözlemek, izlemek sonrasında harekete geçmek gerekiyor. Yani her eve bir tane psikiyatri lazım. Yani zeminimizi kuvvetlendirmemiz şart. Gerçekten yardım almamız şart. Hani psikolog ve psikiyatriler delilik olarak görülür. Ki devlet kapsamında da gerçekten siz ilk sıralarda olmanız gerekiyor. Bence. Yani ilk sıralarda olmanız gerekiyor. Bizim hani psikolojimiz, bilgimiz, birikimimiz bir şekilde yani çocuk nasıl yetiştirile kadar her şeyi öğrenebileceğimiz bir doktorumuz olmalı. Çok yakın yerlerde olmalısınız bizlere. Ben buna inanıyorum. Yani inşallah devlet büyüklerimiz duyuyordur. Bu çok önemli bir şey. Çünkü gelişmemiz bizim için çok önemli. Yani bir sürü kesimden şehrimizde, yani İzmir şehrinde bir sürü kesimden insanlar yaşıyor. Birbirimize uyumsuzluklarımız belki bu yüzden. Yani işin zeminine inmek lazım. Bu da bizim kendi kendimize yapabileceğimiz bir şey değil gerçekten de. Yani her eve sizlerden lazım. Ben buna inanıyorum ve bunu altına çize çize söylüyorum. Yani bütün uzmanlarımız bizim için çok çok önemli ama siz bence ilk sırada olmasınız. Sizler yani. Yani bizim sizlere ihtiyacımız var öncesinde. O yüzden birbirimize bu kadar tahammülsüzüz. Evet, mevcut durumda öyle oluyor ama işte biz keşke psikiyatrist olarak hani hastalık aşamasına ya da sorun aşamasına gelmeden bu bilgilerimizi eğitim amaçlı kullansak. Keşke. İlkokula kadar, anaokuluna kadar bunlar inse ve sistemli bir şekilde ülke politikası olarak bu eğitimler verilse ve hiç bu noktalara gelmek zorunda kalmasa, keşke öyle olsa.